Saatimiz 15.14'ü gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda Genç Yaşam programında birlikteliğimiz devam ediyor. Telefon hattımızda konuğumuz var. Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Özlem Eştürk bizlerle birlikte. Sayın Eştürk merhaba. Merhabalar Yıldıray Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Ardahan'a selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz efendim. Bugün sizinle gençlerimiz için hizmete açılan sanat ve bilim atölyeleri hakkında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Ancak öncesinde sürekli eğitim merkezi hakkında kısa bir bilgi alabilir miyiz Sayın Eştürk? Tabii. Ardahan Üniversitesi Doktor Arzu Kılıç Sürekli Eğitim ve Uygulama Araştırması Merkezi olarak da faaliyetlerimizi anlatma fırsatı verdiğiniz için üniversitem adına öncelikle çok teşekkür ediyorum. Biz Sürekli Eğitim Merkezi olarak Ardahan halkına, bunun yanı sıra da akademik ve idari personelimize, ildeki tüm kurumlarımıza yönelik eğitimlerimiz ve çeşitli akademik faaliyetlerimiz ile ilimizi bilgi toplumu haline getirmek ve daha iyi yaşamı anlamak adına farkındalık oluşturmak, bu kapsamda sosyal bütünlüğü geliştirmek ve bütün bunları yaparken de üniversite ve halkın karşılıklı etkileşimini sağlamak temel amaçlarımız arasında yer alıyor. Tabii aslında sürekli eğitim merkezlerinin çıkış gayesi de bu. Yani yaşam boyu öğrenmeye destek olurken üniversitelerin halkla bütünleşmesine de fırsat sağlamak. Tabii günümüzde küreselleşen dünyada insan gücünden optimum ölçekte faydalanma ve teknolojik gelişmelere de ayak uydurmayı gerektirmekte. Ve bu bağlamda baktığımız zaman sürekli eğitim merkezleri farklı alanlarda eğitim ve sertifika programları hazırlayarak toplumun içerisinde belirli alanlarda uzmanlık kazanmak isteyen bireyleri destekliyor. Tabii bunları gerçekleştirirken de üniversitelerin çeşitli bölümlerinde bilimsel çalışmalarını sürdürmekte olan akademisyenleri de toplumla buluşturarak yaşam boyu öğrenme sürecine dahil ediyorlar. Tabii bu sayede akademisyenlerimizin yaptıkları bilimsel çalışmaların gerçek yaşamda karşılığını görmeleri ve sahip oldukları bilgi ve tecrübeleri de aktarmaları adına bunun bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Biz Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak ilimizde paydaş kurumlarla işbirliği yaparak hem akademik konularda hem de ihtiyaç duyulan alanlarda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bunu yaparken ilimizde nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı sağlamak, ilimizin kalkınmasına yönelik eğitim konularında bilinçlendirme konusunda çalışmalarımız mevcut ve sürekli eğitim merkezlerinin Türkiye genelinde yaygın etkilerine baktığımızda yeni teknolojilerin tanıtılmasında, bilgiyi yaymada ve kişisel becerilerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Evet. Sayın Eştürk, faaliyetlerinizden de biraz bize ayrıntılı bahseder misiniz efendim? Tabii. Biz merkezimizde sürekli eğitim yoluyla hem kişisel anlamda, toplumsal, sosyal ve istihdam açısından da bilgi, beceri ve yeterlilikleri artırmayı amaçlayan çeşitli eğitimler ve etkinlikler yapıyoruz. Tabii bu eğitimlerimizin kapsamını da oldukça geniş tutuyoruz. Çünkü amacımız çocuklardan gençlere, kadınlara, toplumun tüm kesimlerine hitap edebilmek. Aslında amacımız eğitimde fırsat eşitliğini de bu bağlamda yakalamak istiyoruz. Ve bunu yaparken de tüm vatandaşlarımıza sosyal ve ekonomik hayatın tüm evrelerine aktif bir biçimde katılmalarına imkan sağlamak ve onların yollarına ışık tutmak da bu manada hedefimiz. Zaten üniversitelerin de kurulma misyonu bölgelerde, kuruldukları bölgelerde ekonomik kalkınmayı teşvik ederken aynı zamanda da toplumun sosyal, kültürel yapısı üzerinde de olumlu etkiler bırakmaktadırlar. Özellikle ekonomik olarak geri kalmış bölgelerimizde üniversitelerimizin varlığı gelişmede katalizör etkisi yaratmaktadır. Biz ARÜSEM ile ilimizdeki talep eden her yaşa ve kişiye eğitim hakkı sağlayacak altyapımız mevcut ve değişen ekonomik, teknolojik, sosyal, güncel gelişmelere göre de toplumdaki herkesin mesleki anlamda veya kişisel anlamda rekabet düzeyini geliştirecek onlara fırsatlar sunmaya çalışıyoruz. Tabii verdiğimiz eğitimlerle
kişilere bilgi ve beceri sunarken eğitim sonrasında da iş ve kariyer imkanlarının sağlanmasında yol gösterici olmanın yanında bu eğitimlerle sadece meslek edindirme değil de bilgi ve kültür düzeyi yüksek bir toplum oluşturmayı katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ve geleceğe yön veren, vizyoner insana yaratıcılığa odaklanan, organizasyon yeteneği güçlü, sosyal ilişkileri kuvvetli insanlar yetiştirmeyi planlıyoruz. Ve bunları yaparken de sonuçta yaratıcılığı gelişmiş insanlar bulundukları bölgeleri başarıya daha ileriye taşıyacaktır. Ve biz de bu gaye ile ilimizin kendi dinamiklerini kendi kaynaklarıyla harekete geçirmek ve beşeri sermayeyi güçlendirmek temel motivasyonumuz. Evet. Hedefimiz aslında üniversite aracılığıyla ilimizin kalkınmasında sahip olduğu bu potansiyeli ortaya çıkarabilmek ve ilimizin ve hatta bölgemizin başta gelen sorunlarından istihdam alanlarının sınırlı olmasına bağlı daha çok ekonomik nedenlerden eğitim, sağlık veya kültürel faaliyetlerin sınırlı olmasına bağlı olarak göç en temel problemimiz ve bu anlamda da göçü tetikleyici faktörleri belki de en az seviyeye indirmek hatta tersine göçü teşvik etmek amacımız bu noktada ve çabalarımız da elbette paydaş kurumlarımızla işbirliğiyle mümkün olacak ve Ardahan Üniversitesi olarak da ilim gelişmesinde ekonomik katkıların yanı sıra da sosyal tesislerimiz, araştırma merkezlerimiz, diğer taraftan düzenlediğimiz akademik kongreler, çalıştaylar ve konferanslarla da şehrimizin sosyal ve kültürel yapısına da olumlu katkılar sağlıyoruz. Evet, Sayın Eştürk tabii faaliyetlerinizi ve buna bağlı olarak aynı zamanda hedeflerinizi de dile getirmiş oldunuz. Sayın Eştürk, efendim Bilim ve Yaşam Akademisi, Ardahanlı Gençler ve Kadınlar Yarınlara Hazırlanıyor isimli bir proje üretti. Bu projeyle ilgili de bize bilgiler aktarır mısınız? Tabii. Ardahan Üniversitesi sürekli eğitim merkezi öncülüğünde hazırlanan ve Serhat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bir proje. Tabii bu projemizde amacımız üniversite olarak şehri sağlamak istediğimiz değerden de bahsedeceğim. Şimdi bir kentin eğitim imkanları ve çeşitliliği nedenli yüksek ise ilin eğitimde başarısı da doğru orantılı olarak o ölçüde artış gösterecektir. İlimizin sınır şehri olmasının yarattığı avantajlarının yanı sıra sahip olduğu fiziki ve beşeri coğrafyadan kaynaklanan bir takım zorlukları var. Tabii bu zorluklara baktığımızda eğitimden ekonomiye, hayatın çeşitli alanlarında bu zorlukların yansımalarını görebiliyoruz. Dolayısıyla eğitim ve öğrenme çeşitliliğine hitap eden imkanların kısıtlı olması da bu projenin hayata geçmesine zemin hazırlamıştır. Bilimsel olarak farklı duyulara hitap eden öğrenme şekilleri işte görsel olsun, işitsel olsun, sosyal gibi farklı öğrenme ve öğretme teknikleri de etkili öğrenme için önemli faktörlerdir ki bununla ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda bunları doğruluyor. Tabii ilimizde bu söz konusu çeşitliliğe sahip eğitim imkanlarının sınırlı olması projenin hayata geçmesinde de temel dayanak oluşturmuştur. Ve bizler bu projeyle ilde küçük de olsa bu eksikliği gidermeyi çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın beşeri niteliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Tabii bugün baktığımızda dünyaya ülkelerin de ülkemizin de hatta şehrimizin de gelişmesinde en temel parametrelerden bir tanesi eğitim. Üniversite olarak amacımız sadece hedef kitlemiz olan üniversiteli gençlere değil de aynı zamanda Ardahan'da yaşayan çocuklarımızı ve gençlerimizi de geleceğe taşıyacak onlara eğitim fırsatlarını tanımak. Tabii bu projenin hayata geçirilmesinde sahip olduğu vizyon ile biz öncülük eden ve bizi de buna ortak eden Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Mehmet Biber'e buradan şükranlarımı sunarken projenin yazım aşamasından uygulanma sürecine kadar emeği olan ve Arüsleme'de adı geçen çok kıymetli arkadaşım rahmetli Doktor Öğretim Üyesi Arzu Kılıç hocamızı da
buradan rahmetle anıyorum. Çok fazla emeği geçti bu projeye. Yine bizden önceki Arisem yönetimine projeye sunmuş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederken, yine şu anda mevcut projeyi birlikte yürüttüğümüz arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma, yine bana Arisem faaliyetleri için destek olan kıymetli arkadaşlarıma ve hocalarıma da bu özverili çalışmalarından dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Sayın Eştürk, proje kapsamında hangi eğitimleri veriyorsunuz? Şimdi Serhat Kalkınma Ajansı'nın da desteğiyle kurduğumuz Bilim ve Yaşam Akademimizde fiziki donanım olarak halen geliştirdiğimiz eğitim ortamlarıyla çocuklarımıza ve gençlerimize sürekli ve düzenli eğitimler var. Neler var bu kapsamda? STEM bilimsel temelli matematik, fen, kimya, bilgisayar tabanlı eğitimler, yine teknoloji tasarım ve robotik kodlama, fizik mekanik atölyemiz var, ahşap tasarım, sosyal inovasyon, yine yabancı dil alanında İngilizce, Gürcüce, Rusça, Almanca, Farsça gibi, yine güzel sanatlar alanında ilk yardım atölyeleriyle eğitim çeşitliliğinin artırılmasının yanında aynı zamanda kültür, sanat ve kişisel gelişimlere de katkı sunan eğitimlerimiz var. Yine kadınlarımıza yönelik olarak kişisel gelişim, kültür, sanat ve beceri kursları da düzenliyoruz ve hedefliyoruz da yeni eğitimler düzenlemeyi. Tabii diğer yandan kadınlarımıza meslek kazandırmaya yönelik eğitimler de amaçlandı proje dahilinde. Ve meslek edinirme kapsamında ilimiz özelinde peynir üretimi, halı kilim yapımı, damal bebeği yapımı, yine çocuk gelişimi ve evde bakım gibi ilk yardım, aile danışmanlığı, aşçılık, kuaförlük gibi alanlarda eğitimler verilmesini de planlıyoruz yine projemiz kapsamında. Tabii hali hazırda belli bir temsil ücretine sahip bizim verdiğimiz eğitimlerde. Ancak biz bunun yanı sıra toplumda herkese hitap edebilmek, fırsat eşitliğini yaratmak amacıyla Ardahan İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile hazırladığımız ve yürürlükte olan bir protokolümüz var. Ve bu protokol çerçevesinde tüm çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza, tüm katılımcılarımıza ayrıca ücretsiz olarak da eğitimler vermeye başladık. Hedefimiz daha fazla kitleye ulaşmak ve eğitimde bu noktada fırsat eşitliğini yakalamak. Evet. Efendim, söz konusu proje ile hayata geçirilen gezegen eviniz var. Bununla ilgili de bize bilgiler aktarır mısınız? Tabii. Projemizin en önemli ayağı planetaryum, yani gezegen evimiz. Gezegen evimiz bölgemizin ilk, Türkiye'nin ise ikinci üniversite planetaryumu diyebiliriz. İlki İstanbul Üniversitesi'nde 2017 yılında yapılmıştı. Yine planetaryum ile ne yapıyoruz? Doğa bilimlerine ait yapay olarak hazırlanan görüntülerin özel yansıtıcılarla ve efekt kullanılarak kubbe halinde bulunan tavana yansıtılıyor. Planetaryumda katılımcılarımıza gökyüzü, evren, gezegenler yanında farklı birçok doğa bilimine ilişkinde üç boyutlu belgesellerin izlendiği bir görsel şölen sağlamaya çalışıyoruz. Tabii balık gözü projeksiyon denilen yüksek çözünürlüğe sahip yansıtıcılar sayesinde de görüntüler sanal gerçeklik ile bizleri adeta uzayın içine çekiyor sanki. Ve uzay mekiği şeklinde tasarlanan planetaryum merkezimizde çocuklarımızı ve diğer misafirlerimizi bir deney alanı ve iki astronot manken ile karşılıyor. Tabii bu arada eğitmenlerimiz tarafından bir astronot kıyafetinin sahip olduğu özellikleri, katmanları ve ağırlığı gibi bazı konularda teknik bilgiler aktarılıyor. Diğer taraftan kara deliğin gizemini çözecek bir deney ünitesiyle karşılaşıyorlar daha sonra gelen misafirlerimiz. Ve ardından da farklı gezegenler hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Bir sonraki aşamada uzay terazisiyle bu gezegenlerdeki ağırlıklarına şahit oluyorlar. Ve bu da hakikaten bu bölüm oldukça eğlenceli oluyor ziyaretçilerimiz açısından. Ve planetaryum alanı ile tanışmadan sonsuzluk koridorundan geçip bir nevi uzayın sınırsızlığını yaşıyorlar.
Planetaryum projemizle amacımız okul öncesi yaş gruplarından başlayarak çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimsel bir bakış açısı kazanmalarını, uzayı anlamalarını sağlamak ve belki de kazanacakları bu deneyimlerle beraber geleceklerine yön vermede destek olmaktır. Tabii çocuklarımızın bilimsel edinimler kazanacağı bu yapı sadece şehrimiz için değil de komşu illerimize de bölgemize de hitap etmektedir. Şu ana kadar planetaryumda yaklaşık 4000 öğrencimizi ağırladık Ardahan merkez okullarından ve köy okullarından. Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir işbirliği protokolü çerçevesinde uygun yaş gruplarına göre bir planlama dahilinde biz yeni dönemde de öğrencilerimizin gezegen evini tecrübe etmelerini sağlayacağız. Projede kadınlara da yer veriyorsunuz. Bu konudan da bahseder misiniz bizlere? Tabii, projemizde çocuklar ve gençlerin yanında diğer hedef kitlemiz de kadınlar oluşturuyor. Ve kadınlarımıza yönelik olarak kişisel gelişim, mesleki gelişim, kültür, sanat ve meslek kazanımını sağlayacakları eğitimlerin verilmesini amaçladık. Ve bu eğitimler de ildeki beşeri sermayede iyileşme, eğitimde çeşitlilik ve başarı artısı olması bekleniyor. Tabii kadınlarımızın sosyal yaşam kaliteleri artacak bu eğitimler sayesinde. Ve bir kısım kadınımız iş hayatına atılarak il ekonomisine ve istihdama olumlu katkı sunacaklardır. Bilim ve Yaşam Akademimizde aynı zamanda hobi edinmeden, meslek öğrenmeye, kişisel gelişimden meslek niteliğini geliştirmek isteyenlere yönelik kurs ve eğitimlerle de ilimizde yaşayan kadınlarımızın özellikle sosyalleşme ihtiyaçlarını gidermeyi de hedefliyoruz. Yine kadınlarımız ve gençlerimizin de içine alan, dahil eden bu projeyle sosyal hayata katılımlarını da teşvik etmek, hem bireysel anlamda gelişimlerine katkıda bulunmak, hem de yaşam standartlarını ve istihdam kabiliyetlerini artırmayı gözetliyoruz kadınlarımızın. Evet, Sayın Eştürk, projeleri konuşuyoruz efendim ve özellikle Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak efendim güncel eğitimleriniz nelerdir diye soracağız ve gelecek dönem için hedefleriniz yine nelerdir? Sizden dinleyelim. Tabii. Hızla gelişen ve değişen dünyamızda küresel ölçekte meydana gelen hem bilimsel gelişmelere ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücünün niteliklerini de yansımakta bu durum. Bireylerden mesleki anlamda bireysel ve sosyal yeteneklerini, yeterliliklerini artırarak toplumun gereksinimlerini karşılamalarına katkı sağlayacak donanıma sahip olmaları beklenmekte. Tabii bu beklenti de eğitim ve öğretim sistemini şekillendirerek çağın şartlarına da uygun, eleştirel düşünebilen, girişimci, yaratıcı, teknoloji ve bilgiyi okur yazar bireylerin yetişmesini amaç edinerek merkezimizde çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz kapsamında bugüne kadar gerek yüz yüze gerekse de online çeşitli kurslar ve sertifika programları düzenlenmiştir. Tabii projemiz kapsamında kurulan atölyelerimiz bugüne kadar kimya, biyoloji deney atölyesi, fizik, mekanik, elektronik deney atölyeleri, yine tasarım, kodlama atölyesi, resim atölyesi, müzik atölyesi ve planetaryumda az önce de bahsetmiştim proje dahilinde evren ve gezegenleri görsel şöleni kursları olarak çeşitli eğitimler yaptık. Yine bunlar arasında dikkat çeken beyaz şapkalı hacker eğitimimiz, sertifikalı finansal okur yazarlık eğitimi, yine temel ilk yardım eğitimi, işaret dili eğitimi, Çinli seramik tasarımı, temel Rusça eğitimi, YDS ve yurt dil hazırlık İngilizce eğitimi, İngilizce konuşma eğitimi, oyunlarla matematik atölyesi, dijital pazarlama eğitimi gibi çeşitli kurslar açılmakta ve açıldı şu ana kadar. Tabii günümüzde kurumların başarıya ulaşmalarında çalışanların mesleki donanımlarının ve ürün kalitesinin yanı sıra
kurum içi ve kurumlar dışında ya da ulusal ve uluslararası bağlantıların kurulabilmesi, iletişimin sağlanabilmesi için artık tek bir yabancı dil de yeterli değil ve işe alımlarda hani bildiğimiz üzere ikinci yabancı dilin tercih sebebi olduğunu görüyoruz. Ve sürekli eğitim merkezimizde de dil eğitimine verdiğimiz bu önemden dolayı İngilizcenin yanı sıra Gürcüce, Rusça, Arapça, Farsça gibi ikinci, üçüncü dili öğrenmelerine olanak tanıyoruz katılımcılarımıza. Tabii bunun yanı sıra da dil sınavlarına yönelik de YÖK Dil ve YDS gibi sınavlara yönelik sürekli kurslarımız mevcut. Tabii bunun yanı sıra güncel eğitimlerimizde mevcut olarak resim eğitimimiz şu anda. Hızlı okuma eğitimi, bağlama gitar eğitimi, yüzme kursu, çocuklarımız için yine eğlenceli bilim atölyesi, yaratıcı drama eğitimi, çocuk sanat atölyesi gibi eğitimlerimiz arasında yer almakta. Tabii halka dönük veya Ardahan yerel işletmelerine yönelik olarak da yaz döneminde bir servis elemanı eğitimi vermiştik. Yine önceki dönemlerde bilir kişilik temel eğitimi verildi. Bundan sonra geleceğe yönelik olarak da bir takım planlamalarımız var. Bunlar arasında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, yaşlı bakım eğitimi, nesnelerin interneti, liderlik eğitimi, girişimcilik eğitimi, etkili iletişim gibi eğitimleri planlıyoruz. Tabii bunları sıralayabiliriz de çok fazla, çünkü güvenlik eğitimleri, laboratuvar eğitimleri, haritacılık eğitimleri ve elimizde son dönemlerde tekstil sektörünün öne çıkmasıyla beraber bu konuda tekstil moda eğitimlerini planlıyoruz. Yine son dönemlerde artık dünyayı saran işte küresel iklim değişikliğine bağlı olarak salgın hastalıkların artması, diğer taraftan doğal afetlerle beraber kriz yönetimi eğitimi de artık önceliklerimiz arasında yer aldı. Yine bu kapsamda ile yönelik işletmeci eğitimleri, reklamcılık ve pazarlama eğitimleri gibi bilişim ve teknoloji eğitimleri, hukuk alanında eğitimler, sağlık eğitimleri ve kişisel eğitimler, kişisel gelişim eğitimleri, ki bunlar arasında drama, diksiyon, etkili iletişim, zaman stres yönetimi gibi eğitimler planlıyoruz. Tabii biz bu süreçte evet çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız dedik ama bunun yanı sıra akademisyenlerimizi de unutmuyoruz eğitimlerimiz içerisinde. Üniversite olarak genç bir üniversiteyiz ve dolayısıyla da genç ve dinamik gelişmeye açık bir akademik kadroya da sahibiz. Birimimizde ilerleyen süreçlerde akademik gelişim eğitimlerine de yer vermeyi planlıyoruz. Ve bu kapsamda da bilimsel yayın eğitimleri, akademik yazım, kaynakça yazımı, veri analizi konularında da eğitimler vermeyi planlıyoruz. Evet, Sayın Eşnur, tabii üniversite sanayi ve üniversite yine tarım bölgesel olarak düşündüğümüz zaman işbirlikleri çok önemli. Peki bu bağlamda bölgenin temel ekonomik faaliyetlerine ilişkin eğitimler planlıyor musunuz? Elbette buna ilişkin olarak da bölge ekonomimizde en fazla istihdam yaratan ilimizde de ve ekonominin bel kemiğini oluşturan tarım sektörü gelmekte. Buna yönelik olarak da kendim de bizzat sahada yaptığım çalışmalar sonucunda hem farkındalık yaratmak, bilinç düzeyini artırmak ve bir nebze de olsa bölge potansiyelini ortaya çıkarmak için bu alanda da eğitimlere ihtiyaç duyulmakta. Ve planlarımız dahilinde de tarımsal üretimin değer zinciri dahilinde, yani üretimden tüketime kadarki süreçte yer alan tüm aktörlere yönelik çeşitli eğitimlerde yer almakta program dahilinde ve Ardahan'da özellikle büyükbaş hayvancılık, arıcılık ve kaz yetiştiriciliği ön plana çıkan alanlar arasında yer almakta ve bu alanları içeren üretim sorunları, dağıtım ve pazarlama kanalları, kooperatifleşme ve örgütlülük bilinci konularında yine e-ticaret gibi alanlarda eğitim programları hazırlığı içerisindeyiz bu dönemde. Tabii başka önemli konu da bölgemizde çeşitli proje destekleme kurumlarından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ya da AB fonlarından faydalanmak için bölgemizde bu konuya çok önem veriyoruz ve bu konuda da yoğun talep var.
Buna yönelik olarak işte tarımsal proje hazırlama ve değerlendirme kursu, organik tarım eğitimi, ekolojik zenginliklerimizi ortaya çıkaracak ve Türkiye tarımını ilgilendirecek eğitimler, farkındalık ve bilinç uyandırma adına. Yine iklim değişikliğine uyum çabaları konularında farkındalık yaratmak ve strateji üretme, yeni alternatif üretim alanlarını keşfetmeleri için kursları planlıyoruz. Tabii bitkisel üretim bölgemize sınırlı düzeyde kalmakta. Ancak biz ona da yer vermeyi planlıyoruz. Çünkü iklim koşullarından dolayı sınırlı üretim kapasitesine sahip. Ancak küresel ısınmanın bölgemizde olumlu etkilerinin olacağını düşünerek bu yoldan bitkisel üretim çeşitliliğimizde de artışlar yaşanacağı yapılan çalışmalarda da ortaya konulmuş. Ve bu bağlamda da bu bölgede tıbbi aroma bitki yetiştiriciliği eğitimi ya da bitki çoğaltım yöntemleri, örtü altı yetiştiriciliği gibi mevsimlik, süs bitkisi yetiştiriciliği alanlarında da çeşitli eğitimler planlarımız dahilinde yer almaktadır. Birçok başlık altında aslında birçok eğitim veriyorsunuz. Peki bu eğitimlere ilgiyi de son bir dakika içerisinde değerlendirebilir misiniz? Bu eğitimlerle ilgili çok güzel geri dönüşler de alıyoruz. Hatta tarımla ilgili en son arıcılık eğitimimizi sadece teorik bilgi çerçevesinde değil de uygulama olarak da yaptık. Bununla ilgili geri dönüşler olumlu sertifikalı eğitimlerimizden dolayı. Yine gelen çocuklarımız eğlenceli bilim atölyesinde veya diğer matematik oyunlarında bir sınav olmadan, sınav kaygısı, stresi olmadan bu eğitimleri alıyorlar ve saatin nasıl geçtiğini anlamadan öğretmenim lütfen biraz daha kalabilir miyiz gibi çok güzel etkili olduğunu da düşünüyorum sınav kaygısı olmadığından dolayı çocuklarımıza. Ve hedeflerimiz arasında daha fazla bu noktada eğitimlere de yer vermeyi düşünüyoruz. Hem çiftçilerimize yönelik, kadınlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza yönelik ve dış paydaşlarımızla da onların destekleriyle de güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum. Evet. Zeyneş Türk, yapmış olduğunuz çalışmalarda sizlere başarılar diliyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum.